Blockchain Ekonomi İstanbul Summit'in katkılarıyla Kripto Teknik başlıyor. Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Şubat ayı değerlendirmesi yapacağız. Şubat ayında kripto paralarda ne gibi önemli gelişmeler var? Hangi altcoin'lere dikkat etmek lazım? Hepsini tüm detaylarıyla konuşacağız. Yine bomba gibi bir yayın sizi bekliyor olacak. Tabii bu arada bir de ne yapacağız? Ay değerlendirmesi Hı -hı. olduğu için çekilişimizi gerçekleştireceğiz. O zaman hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Vallahi Altun ne güzel askerlik ya. Ocak ayı değerlendirmesinde buradaydın. Şubat ayı değerlendirmesinde iyi de buradasın. Vallahi zaten denk gelmeseydi alacaktım komutandan ben bir hava değişimi izni falan gündem değerlendirmesi izni gelecek Ay değil? değerlendirmesi izni Aynen. Ama neyse ki gerek kalmadı buradayız çok şükür. <laughs> Aynen öyle. Şimdi parantez içerisinde şunu söyleyelim. Yorumlarda muhakkak soru gelecek. Bu yayın niye geç saatte girdi? Bu son 2-3 gündür bizim bayağı bir yoğunluğumuz <laughs> var. Bir, biliyorsunuz bizim prodüksiyon firmamız var ve aynı zamanda reklam çekimleri yapıyoruz. Bir reklam çekimi yoğunluğumuz var. Ayağımızın tozuyla İstanbul'a şimdi Malum ben yoktum zaten 20 gündür. İşler birikti birikti. Döndüğümüzde işte onları anca toparlıyoruz. Aynen çok öyle. şükür onlar da bir rahata erdiriyoruz gibi Erdirdik. artık biz de dinlenmeye bir fırsat bulacağız. Yarın Daha bir çok dinleneceğiz biz de yani inşallah. Ee, artık tamamıyla burayı fokuslu durumdayız. Yarın bir dinleniriz. Gene dinlenmiş olmayacağız da böyle ayağımızın tozuyla İstanbul'a geldik. Gelir gelmez hemen ay değerlendirmeye çekiyoruz. Geç yayına girmesinin sebebi bu. Parantez içerisinde onu söyledim. Çünkü soru gelecek biliyordum. Onu açıklayalım. Ondan sonra biz devam edelim. Evet. evet. O zaman Şubat ayı tabi amiral gemimiz Bitcoin'de başlayalım. Evet. Bitcoin. Genel olarak bir düşüş eğilimini sürdürüyor. Hı hı. Çıkar mı düşer mi derken işte bir sarktı aşağı 3300'lere değdi işte 3.500 üstü atacak mı falan şu şu günlerde o bekleniyor. Aslında Şubat ayı ve Mart ayı için biz genel olarak olumluydu. Çünkü hani olumlu beklentilerimize sebebi işte ETF başvurusunun sonuçlanmasını bekliyorduk. İşte Bakt'ın açıklanması açılmasını bekliyorduk. Fakat bunlar hani daha büyük bir pencereden bakmak gerekiyor. Onların da elinde olmayan sebeplerden dolayı sekteye uğradı. Hı hı. Nedir bu? bir Trump etkisi oldu Amerika'da. Yani Trump'ın artık orada e, talepleri sonucu federal hükümet kapanmak durumunda kaldı. Evet. Tabii yani biz sebebinde... hep böyle kripto paralar Hı -hı. açısından söylüyoruz ama oradaki sıkıntı kripto paralara varan e çok daha bütün devleti etkileyen Tüm. bir şey yani. Trump işte o duvarı dikmek için Meksika kınlarına bütçe istiyor, para istiyor. İşte Senato vermiyor vesaire. işte. bundan dolayı hükümet devlet çalışamaz hale geldi. Hükümeti kurumları sekte. Tabii işte bu kripto para işlerine bakan kısmı da bu sebepten pek çok kişi işte izne çıkarıldı vesaire. Şimdi aslında onu takip etmek çok önemli. Çünkü bugün ayın 15'ine kadar, 15 Şubat'a kadar tekrar açıldı. Hı. Şu an Amerika'da devlet olması gerektiği şekilde faaliyetini sürdürüyor. Yani Trump şey diyor zaten ayın 15'ine kadar bu işler çözülür çözülür çözülmez diyor gerekiyorsa yine kapanır. Yani işte Ona o yani. gerekiyorsa yine kapanır kısmı Bitcoin'deki durgunluğun devam edeceği belki de onlusa döneceğini gösterebilir. Ya tabii şimdi şöyle bir şey var e, demin de söyledik sadece kripto paralar açısından değil <laughs> tabii. yani bu kapalı kaldı süre zarfı içerisinde Amerikan ekonomisine etkisini 10 milyar dolar zarar yazdı. Tabii ya o da bir Hesaplar noktadan diyor. sonra mecbur anlaşacaklar tabii ama yani orada belli bir yerden sonra muhakkak bir uzak. <laughs> sağlanması lazım dedim ya şu kadarlık bir süre 10 milyar dolar ceva, cevap cevap diyorum ya <laughs> zarar yazdı. Tabii yani bundan sonra bu zarar katlanarak Hı -hı. büyümeye devam edecek eğer kapanırsa gene kapanacak. E tabii kripto kapanırsa... camiasına da onlar zarar yazıyorlar bir yandan. E, Herkesi zarar tabii. yazıyor yani şu an şu an kriptolar, bu kriptolar orada herhalde düşünülecek en son şey. Onların tabii. kendi açısından baktığın zaman çok daha öncelikli konular var. O yüzden hani orada bir uzlaşmaya gidilecek o net. Evet. O yüzden hani Bitcoin ile ilgili ilk etapta ben yani Şubat'ın ortasına kadar, 15 Şubat'a kadar Amerika'nın gelecek haberleri bir takip edelim. Hı hı. Orada bir uzlaşıya giderse ondan sonra gözümüzü tekrar ETF başvurularına bir çevirelim. Kim hı. ne yapacak mı onu görelim. Bakta bir Buck bakalım ne tweet'e atacak mı onu bakalım. Aynen öyle. Bunun dışında daha önce de ben hep söylüyordum. Hani bak kadar Fidelity firmasının bu kripto parayla ilgili yapacakları da çok önemli diye. Onlardan da taze bir haber geldi. Mart ayı içerisinde artık kripto para saklama hizmeti sunmaya başlayacaklarını söylediler ki bu de ben daha önce anlatmıştım. Herkes e, çok merak eden vardı çünkü bu kurumsal yatırımcıları bu kripto para camiasına çekebilecek devasa kurumlardan biri. Hani 2,5 trilyon dolarlık bir varlık var elinde. Hani para devasa bir para var. Hı hı. Bu paralar da işte kurumsal yatırım dediğim işte emeklilik fonu olur, sigorta fonu olur vesaire. Bunların saklanması ve değerlendirilmesinde bu firmalar üstleniyor. Şimdi bu başındaki CEO'su da bu arada bu Fidelity'nin gerçekten kripto dünyasına aşırı olumlu bakan bir kişi. Bu bir saklama hizmetiyle başlar. Ufak ufak yatırımlarla yani zaten girer. Zaten kripto paralarda saklama hizmeti önemli bir şey yani. Hı -hı. Özellikle büyük yatırımcının. Zaten önce bir... saklayabilmen lazım. Güvenli bir şekilde saklayamazsan nereye yatırım yaparsan yap ben. Yani. Hiçbir anlamı yok. Öyle yani dünyanın en güzel yatırımını yapın siz. En önden yapın. Ama eğer onu uygun koşullarda saklayamıyorsanız... Hı -hı. ...emniyetle, güvenlikle ilgili bir sıkıntınız varsa... ...o yatırım ölü bir yatırımdır. İşte bunlar o kurumsal güvenliği vereceğiz biz diyor. Evet yani bu e, özellikle büyük yatırımcılar için... ...bu Hı -hı. güvence çok önemli. E tabii. İşte bu tabii ki bak da çok önemli. fidelity de çok önemli. Bunlar baktığımızda işte... ...büyük firm, büyük böyle endüstri... Yani ...kurumsal yatırımcıların... ...gerçekten 2019 yılında Bitcoin'e ve evet, kripto paralara... ...ciddi yön vereceğini düşünüyorum ben... Bu Mart ayından itibaren çünkü Şubat dediğimiz gibi işte o Trump etkisi yüzünden biraz güme gidiyor gibi geldi şu Şubat ama Mart'tan itibaren onların etkisiyle Bitcoin'de bence hareketler görmeye başlayacağız gibi geliyor. Evet, şöyle biraz altcoinlere doğru gidelim mi? Altcoinlerde ne var, ne var? Gidelim. Onları aslında konuşalım. en güncelinden başlayalım. Bu Ondan gecenin başlayalım. yıldızı Ripple. Ha Ripple'dan başlayalım. Peki Ripple'dan başlayalım. Evet Ripple'dan bugün e, farklı bir haber geldi. İlginç bir haber geldi. Evet, yeni bir Onu partnerlik geldiği gibi bir şey aslında. Ya zaten çok konuşuluyordu. Yani <laughs> önceden de çok <laughs> e, birliktelikleri olur muydu, olmaz mıydı falan. Aslında mıydı, çok falan büyük mıydı en derken. büyük rakibiyle bir İş yapacağını açıkladı. E Tabii şimdi hep Ripple'la alakalı bir şey söylenirken ne denirdi? İşte Swift'le parayı bir yerden hı hı. bir yere gönderdiğiniz zaman şu kadar zaman oluyor. İşte Swift şu kadar ağır, şu kadar yavaş, şöyle sakıncası var, bu kadar komisyon oluyor falan derken. Hı hı. Yani Ripple'ı methederken met e, Swift kötülenen Swift'le şimdi Ripple bir ortaklık, bir flört hı hı. E, sürecine girdiler evet diyebiliriz yani. artık. Bu Ripple'ın malum ortağı, Aruç firması. Hı hı. Onların işte bu kripto para kullanımıyla özellikle XRP tokenı kullanılarak alışverişe işte para göndermeye sağlayan bir teknolojileri vardı. İşte Swift'de, Swift Swift CEO'su ile beraber çıktılar. İşte biz bunu proof of concept olarak işte yani pilot proje olarak şimdilik deneyeceğini söyledi. Bu bile zaten %10 bir fiyatlamaya sebep oldu en son baktığımda Ripple'da. Belki bu video çıktığında daha da yükselmiş olacak. Hı hı. Bu önemli bir şey. Çünkü hani günün sonunda hakikaten XRP token'ı kullanan bir Altyapıyla beraber Swift bir şeyler deneyeceğini söyledi. Ama tabii şimdi bu şu anlama gelmiyor. Mesela Western Yunan'ında da biz bunu yaşadık. Kesin %100 öyle olacak Kesin değil. %100 olacak anlamına gelmiyor bu bir. İki olsa bile XRP ile olacağı anlamına gelmiyor. Tabii. Belki. Ve de bu de proof of concept ilk... diyorlar yani. Bu aslında hani yapılabilirliğini bir kanıtlayacaklar, hani deneyecekler. E, şu var yani... E, Piyasa bunu fiyatladı tabi hemen. Tabi ya, yani piyasa zaten, zaten fiyatlamaya yer arıyordu. Aynen çok öyle. güzel bir fiyatlama Günün şeyi konusuydu. oldu. Ama zaten yani <laughs> gerçekten XRP kullanarak <laughs> işlemler yapmasının, fiyatlamasının ben bu bu kadar olmayacağını düşünüyorum. Yani <laughs> daha çok daha fazla olur. Ee, o yüzden bazı soru işaretleri var tabi. Ya bu zaten çünkü... da ilk adım olduğu için belki de. Hani aynen insanlar yani bir gazla geldi. Sü sürece giden ilk adım. <laughs> ee, o yüzden hani çünkü burada bazı soru işaretleri mesela Western tane biliyorsun o süreç içinde deneyeceğiz dedi falan dedi. Öyle kaldı, askıda kaldı. Şimdi buradan gelecek tabi gelişmeleri yakından takip etmek lazım. Dediğim gibi burada sadece tek bir alternatif yok. Birden iki alternatif de yok. İkiden fazla alternatif var. Ne olacağını bir iyi takip etmek lazım süreç içerisinde. de şey diyenler var genel olarak. Hani Garlinghouse House hep Swift'te sallıyor işte Apple'ın CEO'su falan filan. Hani bu zaten Ripple, Swift'in eksiklerine karşı kurulmuş bir şey. Hı hı. Hani bunu şey gibi düşünmeyin ama bak. Burada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Hani pek çok kripto para merkeziyetsiz kripto para bağımsızlık, işte finansal özgürlük felsefesi üzerinden gidiyor. Ama zaten Ripple'ın böyle bir derdi yok. Hani Swift'le iş tutmuş, tutmamış finansal olarak bakıyor Hani Şöyle bir şey var. Şey var. Swift'le iş tutması şöyle yani Ripple ben tezgahı kapatacağım, Swift bünyesine dahil olacağım demiyor. Swift'i kendi çizgisine çekiyor. Swift'e diyor ki XRP'yi kullan. Ha şimdi, yani bir noktada biraz hani, blockchain teknolojisini benden kullanıyor. Yani hani orada o, o konu <laughs> biraz tartışmalı yani Ripple Hı -hı. mı Swift'in çizgisine geliyor Swift mi Ripple'ın çizgisine geliyor. Ortada buluşuyorlar yani bunlar. o biraz e, muallakta hani o yüzden e, orada ben çok katılmıyorum yani Swift şey Ripple Swift'in çizgisine geldi falan diye. Bir de dediğin gibi Ripple zaten Dense öyle bir derdiyor. bile zaten hani parası da bakıyor adamlar. Şirket o yani. Adamlar dükkanı nasıl kar ettirecekse öyle davranıyor. Aynen öyle yani Ripple'ın zaten şöyle blockchain felsefesine, Bitcoin felsefesine, kripto paraların çıkış Hı -hı. felsefesine yani Satoshi Nakamoto, Cyberpunk felsefesine diyelim. Uygun hareket etmesini bekleyemezsiniz. Hı -hı. E niye zaten Ripple çıkış amacı itibariyle karım ve i̇şte, güden bir şey yani. <laughs> yani. bankalarla ve kurumsal Hı -hı. firmalarla çalışmayı hedefleyen bir şey ee, proje ve siz eğer o çıkış mantığına uygun bir şekilde Hı -hı. E, kripto paraları düşünürseniz cyberpunk mantığını düşünürseniz Hı -hı. bankaların olmaması lazım yani ne yapacak banka Hı -hı. kendi kendine lahm edecek yani hani o mantıkta Hı -hı. bakmak yanlış ama işte ripple'ı takip etmek lazım bu Partnerlik nereye gidecek? İşte bu korda platformunu kullanacaklar falan. da Neler olacak? Beklemek lazım. Ben Ripple'ın Şubat ayında takip edilmesi gerekenlere Şubat-Mart ayında almayı öneririm. Ya bence yani. orada yani işte direkt Swift'ten Şubat'ta bir daha bir Yok haber işte yani. gelmez. Yani Hı -hı. onların süreçleri uzun sürer muhtemelen yani. Hatta Mart'ta bile ben evet, biraz yani. da orta vadeli aslında. Evet yani Hı -hı. onu biraz Nisan'a kadar falan şey yapmak Ama lazım. Ama hani Ripple lazım. ölmedim ben dedi. Piyasaya şu ölü piyasada Ağırlığını koydu. Ben daha ölmedim. Bekleyin neler geliyor dedi yani evet, bence. Ripple o Sibel etkinliğinden sonraki o çizgisini hı hı. stabil bir şekilde devam ettiriyor. Ya yani olumlu anlamda söylüyorum hı hı. bunu. Stabil evet. bir şekilde devam ettiriyor. Sibel'deki açıkladığı 3 firma yani X Rapid kullanacak. Hı hı. İşte e, bankaların yavaş Tabii. yavaş dahil olmaya başlaması. Çünkü biliyorsun ya önceki bankalar pek çok kripto parayı hani kullanmıyordu. Havladı de. Başladı faaliyetini azalttığı bir dönemde Ripple'ın böyle aktif çalışıyor olması da onların hani ne kadar güçlü bir kripto para olduğunu gösteriyor bence. Aynen öyle. Tabii Ripple'la alakalı şimdi o malum soru işaretlerinin konusu burası değil. O ya, yorumlarda sen... durmadan yazıyorsunuz onları. İşte <laughs> şu kadarının tek bir Şirketin yani Ripple'ın kendi şirketinin elinde olması doğru mu falan mı filan mı onunla ayrı, alakalı ayrı bir program yaparız. Şimdi bu burada onları konuşuyoruz. haber yorumluyoruz Ripple'ın genelini yorumluyoruz. yorumlayamıyoruz. Şu 100 tane yorum gelecek Başka onunla şey alakalı konusu. ben biliyorum Ripple'la alakalı. Çünkü Ripple muhabbeti ne zaman açılsa Ripple çok radikal bir konu oldu. Ripple şey gibi yani böyle ortası yok ya nefret ediyorsun Ripple'dan ya aşıksın. Hı -hı. Öyle Ripple konuşuyor öyle. Ben Ripple'a nötr bakıyorum diyen hiç kimse görmedim hayatımda. Ripple. Çok radikal bir konu. Evet. Hani Ripple'ı burada övüyorsan ya Allah belanı versin diyorlar. <laughs> ya da işte kardeşimizin misin, canım geliyor olay. Ee, o yüzden böyle Ripple konuşurken şey oluyorum ben de biraz tedirgin <laughs> oluyorum. Ee, tepkiler çünkü çok uç noktada geliyor Ripple konuştuğumuz zaman genelde. Evet, o zaman birazcık Ethereum'dan mı bahsetsek? Biraz bence Tron'dan bahsedelim. Dur, doğru. Tron'dan biraz bahsedelim. Biraz Tron'dan bahsedelim. Ethereum'dan bahsetmek istemiyorum çünkü Ethereum... ben Tron'dan bahsedeyim. Evet, hayır. şeyi biraz zaman akışına göre gidelim. 11 Şubat'ta BitTorrent airdropu var. Evet. Bunda sen var mıydın ben o programı yaparken? Yoktum. ben o programı yalnız yaptım burada. Sen askerdeydin. Nasıl olacak? Şimdi bu e, biliyorsunuz 2025'e kadar sürecek bir airdrop paketi var Hı. Tron'da. Fakat 11 Şubat'taki airdrop önemli. Niye önemli? Çünkü normalde o süreç içerisinde yani o plan program içerisinde bir yılda vereceği toplam 12 ayda vereceği e, airdrop'u burada bir günde verecek 11 Şubat'ta. Hı hı. E burada da ne var? Alt, yanlış hatırlamıyorum herhalde yanlış hatırlamıyor olmam lazım. 6 milyon 600 bininci blokta hı, hı snapshotlar alınacak. E, diğer günlerde gene 11 Şubat 12'de 00.00'da uh -huh. alınacak. O aylık devam eden airdroplarda çünkü 11 uh -huh. Şubat'tan sonra devam edecek. 11 uh -huh. Mart, 11 Nisan falan diye. <laughs> bakın 11 Şubat'taki airdrop için snapshotlar 6 milyon 600 bininci blokta alınacak. O da zaten ortalama o zamana denk geliyor ama işte uh -huh. onu Tron takip etmemiz takip etmeniz lazım. 6 milyon 600 bininci bloğu. Ee, onu da baştan söyleyelim. Yani günün sonunda bu BitTorrent token'ı bu 2019 için hani yeni piyasaya giren en gündem yaratacak token oldu. Bundan sonra büyük ihtimalle gündem değerlendirmesi konusu da olacak. Satıldıktan böyle 15 dakika sonra içinde ICO'su biten bütün tokenları satıldı. Binance bugün açıklamasını da yaptı. Yarın işte ayın kaçında oluyor yarın? 31 Ocak'ta pardon 31 Ocak'ta hı hı hı. direkt borsaya da giriyor. Binance borsasında bütün pairleri açılıyor ve işlemede başlıyor. O önemli bir haber. Zaten tabii. burada e, belliydi o. Yani burada o şeyi de de şeyi, buradan şeyi de görmüş olduk. Hani Binance'ın Launchpad'inde çıkan bir token'ı hemen piyasaya sürmesi de aslında hani ben burada satıyorum ama arkanızda ben varım. Bu şekilde işlem görür oyu da gösteriyor. Onu hallederize geldi o. E tabi şu 11 Şubat'taki o airdrop çok önemli. O Tron'u fiyatlamasına etkili olacaktır. Şimdi şöyle o bir gerçek. Yani hı hı. insanlar bedava tok, AirDrop'lardan almayı hı hı. çok seviyorlar. Ee, bir kere hacim artışı olacak o dönem hı hı. o kesin. Hı hı. Ama ben şöyle bir şey de olacaktır muhtemelen. <laughs> eğer fiyatlama belli bir seviyeye ulaşırsa. Tabi bunlar hep Bitcoin stabil bir çizgide gider diye söylüyoruz. Bitcoin aşağı kırarsa her şey alt üst olabilir. Fakat hı hı. E, Bitcoin çok büyük bir yamuk yapmazsa, çok sert bir hareket yapmazsa ve Tron da çünkü Tron biz geçen ay değerlendirmesinde bu ay için söylemiştik Tron'a dikkat edin diye ve biz bunu söylerken 400 küsur küsür satoshiydi Tron. Hı hı. Tron 800 küsür satoshilere geldi. Belli bir yerden sonra insanlar airdrop'u beklemeden hı hı. kar satışlarına başlayabilir. Mümkün. Yani bu da mümkün. Hı hı. Çünkü veya en kötü çok yani Tron'da en iyi şahsı. ihtimalle diyeyim değil, kötü değil mi? en iyi ihtimalle Snapchat alındıktan sonra seri bir satış dalgası da başlayacaktır. O, çok, o Zaten o çok büyük ihtimal Fakat yani. ya sadece 600, 600 bu da değil. sonra o olacaktır. Pek çok kişi airdropla BitTorrent token BTT alacağı için o bedava gelen tokenı ciddi bir satış dalgası ya. da yiyeceği için hani borsaya girer girmez aa BitTorrent token ben alayım bence yapmayın diye tavsiye ederim. Ha, yüksel edebilir düşebilir ama genelde şöyle bir istatistik var bizim gözlemlediğimiz. Bir şey airdrop olduysa onu bedavada alanların bir kısmı şey, satar. Şey, yani o 11 Şubat'tan sonra olur. Ya tabii İlk işte 11, dalgadan sonra olur. Al, 11 al, alın. Şubat'a kadar ki süreçte şey yok, yapılabilir. Ondan işte, aynen 11 Şubat'tan sonrası evet. o tokenlar geldi. İşte Binance anlık veya borsa. adam satar abi. Yani şöyle. Elinde zaten önceden Tron tutan adam oradan gelen BitTorrent tokenları elinde tutabilir. O ayrı bir şey ama. Sırf onun için girenler bunun satar. Bunun için giren adam satar. Yani ya Airdrop'un mantığı olur. Fiyatı düşürür. Airdropçı adam babasına acımaz. Satar yani. Ya yani bence şu an BitTorrent tokena ayın 10 gibi yatırım yapmak risklidir. Benim gözümde risklidir. Ciddi bir satış dalgası gelebilir. Ya bu tabii tersi de geçerli. Eğer BitTorrent token'ın geleceğine inanıyorsanız, <laughs> alacağım diyorsanız, o zaman da güzel fırsatlar çıkabilir. E tabi. Ya yani ters o tabi iki taraflı yani. bir şey bu. Yani Çünkü o ani belki bir düşüş olabilir ama o, o belli bir kesim içinde gerçekten e alıp fırsat satır olabilir. Işte. Tabii fırsat olacak. Yani ha bu arada şunu söyleyelim. Geçen bir anket açtık Twitter'da. Onu da buradan duyurusunu yapamadık. Yani anket <laughs> açtık Twitter'da. Gerçi e, bayağı bir katılım oldu. <laughs> Oradan o da şey çıktı. Hı -hı. Onun incelemesini yapacağız. Şubat ayında bu arada şöyle dedim altcoin incelemelerine biz kaldığımız yerden bu arada bir altcoin daha edileceğiz. inceleyeceğiz. Bunu evet. buradan ben duyurayım ki hep bir şekilde araya bir şey giriyor, yapamıyoruz onu. Ben duyurursam no. kesin yapılır. deş incelemesi de gelecek. Evet, deş incelemesi gelecek. Doğru. deş incelemesi yapılacak. Artı bir de şimdi yeri gelmişken onu da söyleyelim. Şubat ayı içerisinde BitTorrent incelemesini de yapacağız. Evet, BitTorrent tokenında bir white paper'ını alacağız, okuyacağız. Bir evet. Piyasa durumuna bakacağız. Onun da onun i̇ncelemesi da bir detaylı gelecek. incelemesini yapacağız. Soruyorsunuz. Evet yapacağız. Öncelikle yapacağımız kriptolardan bir tanesi ama tabii ilk önce Odyssey gelecek. Çünkü hı hı. Odyssey incelemesini için yani daha doğrusu Odyssey incelemesi için anket açmadık tabii ki. Anket açtık Odyssey çıktı hı hı. anketten. Ondan sonra da BitTorrent ve Dash hı hı. incelemeleri yapılacak bir ee, şeyle alakalı durum böyle. Tron'la alakalı durum böyle. Hep soruyorsunuz. O yüzden 11'ine doğru oldukça volatil bir Tron göreceğiz 11'inden sonrasında ve öncesinde olacakları da demin yani kendi fikirlerimizi söyledik. Hı hı. Evet, şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum'un beklediğimiz Konstantinopol fork'u 27 Şubat'ta gerçekleşecek. Mi acaba? Mi acaba? <laughs> Mi acaba? Artık, Yok, çünkü artık bi, bi, bence Ethereum bir ertelemeyi daha kaldırmaz. Fiyat 100 doların altına kırar gider daha toplayamaz. E, Eğer yapamazsa. Açık varsa ertelemeyi kaldırmayız diye hackerlara ya, açık varsa sürekli yapacağız yapacağız şu tarihte gelecek demeyeceksin kardeşim yani. Ama ben burada zaten sen yokken yayına girdim ben onu söyledim. Yani, yani Bu, bu yol haritası sana kimse zorla imzalatmadı. Tabii işte yani. bu, kadar tepki almanın bir sebebi, sebebi, bu kadar tepki almanın sebebi sen bir yol haritası koyuyorsun. ve bunu durmadan bu şimdi şey değil bu normalde Konstantinopol güncellemesinin 2018 yılı içerisinde yapılması lazım lazımdı. Şimdi bu Serenity'ye falan şimdi ne zamana geleceğiz Allah bilir yani. Yani kimse, inşallah Meteor şimdi falan dünyayı Şubat çarpmadan işte. Ethereum Serenity'ye gelecek. Vallahi bekliyoruz. Yani i̇nşallah yani inşallah 27 Şubat'ta kadar. gelir. Ethereum'la ilgili o kadar çok yorum yaptık ya. Yani her şeyi söyledik bu güncelleme ile ilgili. Yapacak yorumum kalmadı. Gelsin ondan sonrasını konuşalım Düşüyorum, artık. De. yapmaktan sıkıldık. Onlar ertelemekten sıkılmadı yani. Gerçekten ya tabii şimdi oldu. bir şey de söyleyemiyorum. Yani güvenlik açığı vardı. E, mübarek evet, ama. bozuk şeyi çıkartmayın. Şu o da ayrı tamam, bir şey de. Tamam çok önemli bir güncelleme de bunun şeyini zamanlamasını siz yaptınız. Yol haritasını siz çizdiniz. Yani ondan sonra çıkıyorsun ama çok önemli güncelleme. Yani sen ben ben seninle Hı -hı. iş yapacağım. İşte sana tarih veriyorum. Tarihe uymuyorum. Diyorsun o sen niye tarih uymadın? Ama çok önemli iş altı bu yani. Öyle olmaz. O yüzden insanlar Şimdi çok tabii sert bir şey de konuşamıyorum. Yazılımsal bir durum ama yatırımcı mağdur oluyor. Hı hı. Katılıyorum sana? Ben, ben bir şey demiyorum artık. Bekleyeceğiz. 27 Şubat'a yakın bir programı çekeriz. Bakalım ne olacak diye tekrar konuşuruz bir gündem değerlendirmesi daha detaylı. Tabii 27 Şubat diyoruz ama <laughs> şöyle hani bir, bir, bir ileri iki geri olabilir e yani, Şu an beklenen 27 Şubat. Yani beklenen blok numarası şu an ortalama hı hı. o zamana denk geliyor o zamana zaten her gündem <laughs> değerlendirmesi. Bundan sonra artık bu bizim konumuz, gündemimiz. O yüzden her gündem değerlendirmesinde elbette ki bunu konuşacağız. Çünkü <laughs> Ethereum yatırımcısı çok. Tabii. Ethereum'dan beklentiler çok yüksek. Konstantinopol güncellemesi çok önemli. Çünkü <laughs> Proof of Stake'e giden en önemli basamaklardan bir tanesi Konstantinopol güncellemesi olacak. Ödül azalacak Tabii. ödüllerde azalma var tabii bu arzın azalması demek Ethereum'un fiyatına Hı -hı. etki etmesi çok muhtemel. O yüzden e, yine biz bunu takip ediyor olacağız. Hı -hı. Aylardır takip ettiğimiz gibi inşallah buradan tekrar bir erteleme gelmez. Açıkçası ben de artık olmaması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum yani yeter Hı -hı. gerçekten yeter. Şimdi Ethereum'dan sonra biraz şeye kayalım. Mesela 31 Ocak'ta Zilka'nın mainnet'i çıkıyor. Hı -hı. Bence bu Ethereum'un güncellemelerinin gecikmesi çünkü bu güncelleme gecikince 31 Ocak. 31 Ocak. Şubat yerlerinde. Yani, yani, altını çizmek için söylüyorum. Evet evet. Şubat yerlerinde. 31 Ocak. <laughs> evet. İnsanlar karıştırabilir şimdi. 31 Ocak'ta Zilliqa'nın mainneti çıkıyor. Mesela bu Ethereum'un güncellemeleri geciktikçe Ethereum'un çözüm bulamadığı şeyler çözüm bulan paraların da Sharding'den bahsediyoruz. Evet. Şimdi? Sharding'den bunun işte saniye başı yapılabilecek işlem. Ölçeklenebilirlik sistemini daha pek çok farklı Ethereum'un hani bu güncellemelerle gelecek özelliklere sunan pek çok kripto para var aslında. Hani herkes bir şekilde bir şeye çözüm bulmaya çalışıyor. Ethereum bunu yapamadıkça diğerlerine bence gün doğuyor. Çünkü hani onlara zaman kazandırıyor. bu Ethereum pat diye ben sharding yapıyorum dese belki Zillikayı, yani Zillikayı ama Ethereum'u diye bakıldığında kullanacak biri bir yazılımcı bir şirket. Hani Ethereum tercih etmesi çok daha muhtemeldir. Ama şu an Ethereum sharding yapamıyor. Belli bir sıkıntı. Şu an bir sorunu var. Pol yani şimdi Zillika'nın yoğunlaştığı yer orası ama şimdi bu güncellemesinde zaten eee sharding'le alakalı pek bir yani şey yok. Yok ama, ama onun ilk adı. O güncelleme yapılmadan öteki güncelleme evet, zaten tabii. yapılamaz. Ama yani şimdi Ethereum sadece sharding şeyinden ziyade hani Ethereum'un daha öncelikli şeyleri de var yani. Tabii canım. İşte yani şey, Zillika'dan bahsediyoruz da şey o yüzden o o Zillika'yı da bahsettin diye ilgilendirdin herhalde. Evet. İşte Zillika mainnet'e geçtikten sonra büyük beklentiler var Zillika ilgili. Çünkü hani daha önce de ben hep söyledim. Zil ölçeklenebilirlik kripto para camiasında çok önemli bir şey. Çok büyük firmalar bu işe girerse atıyorum Facebook gibi bir firma girdiğinde onda saniye başı dönen işleme şu anki kripto para blockchain altyapısı yetişmiyor. Şu Öyle bir işlem Zanlı gücü yap. yok. Aynı örneği veriyoruz yani en çok kullanılan olduğu için Visa'nın şu an 25.000 civarı saniyede. İşte bu Zilika bunu çözeceğini söylüyor. Zaten Me kimle konuşsan şöyle kripto paralarla alakalı teknik bilgisi olup karşı çıkan kimle konuşsan çok çok oluyor bizim çevremizde. Yani oturduğumuz zaman adamlar yani mantıklı bir şekilde kripto paraları vurmak istediği zaman ilk vurduğu yer ölçeklenebilirlik oluyor. E Tabii yani ama bu sadece bu ödeme işlemi olarak düşünmeyin zaten. Tabii canım bu. her şey bu işin içerisine giriyor yani. Yani en basitinden bir sohbet uygulaması olur. Çok aşırı insan kullanıldığında her biri o blockchain'e kaydedilmeye başlandığında o bile patlar yani. Tabii. İşte Ethereum nerede patladı? Oyunda patladı. Kripto de patladı. Oyunda insanlar kedime de aldı bir şeyler gönderdi patladı yani. Üç gün Ethereum gönderemedim ben o gün. İşte Zilika. Sen orada Ethereum hatırlıyorum. o da ya nasıl böyle bir tesadüf. 40 yılın başı Ethereum göndereceğim. Hep Bitcoin gönderirdim. O gün bir şey oldu Ethereum gönderdim. Aynen aynen. o olay 3 gün. gün bekledin sonra ticaret ticaret yapamadık. Neyse. Tabi tabii Zilika'nın mainnet'i demişken Şubat ayında Zilika'nın rakiplerinden gene bu ölçeklenebilirlik alanında rakip olduğunu iddia eden da mainnet'e geçiyor iOS'un da iOS'u incelememiş var. Evet, iOS. Zidika incelememiz de var tabii. Ya yani bunlar hepsi bence ikisi de bu alanda önemli paralar. Hakikaten Ethereum çözene kadar bu işlem hızını. Çünkü Ethereum şu an en büyük yani market hacmine baktığımızda zaten işte ikinci, üçüncü or oralarda. O çözene kadar onun çözemediği alanı ne kadar doldurabilirsek, ne kadar kazıyabilirsek biz gelecekte o kadar değer kazanırız diye bakıyor bence bu firmalar. O yüzden hepsi Mümkün olduğunca bu teknik süreçlerini de hızlandırdılar. da IOS'ta işte kendi mainnet'lerine geçerek bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Takip etmekte yarar var diyorum ben ikisinde. Şimdi bize genelde şunu soruyorsunuz. PO ile alakalı uzun zamandır hiç haber vermiyorsunuz diye. Verelim. 28 Şubat veya öncesi. Yani en geç 28 Şubat'ta ISBN denen bir olay vardır kitaplarda. Yani International Standard Book Number diye. Nedir bu işte? E, her kitabın numarası olur, bir... takip edilebilir işte. Aynen takip edilebilir. Yıllar Burada sonra falan Yo, yazdığınız zaman şey yaparsınız. Elektronik ya. kitapların bu durumu vardır. Po'da buna uyumluluk gelecek. Yani buna uyumluluk derken şöyle Po'da kendi standartını geliştirecek <laughs> bununla alakalı. Kitaplar aslında blockchain ile damgalayacak gibi bir şey olacak. Aynen öyle. elektronik kitaplarda. da <laughs> e, önemli. Po, önemli yani. Önemli. Ben Po'dan daha büyük şeyler bekliyorum. Telif hakları ile ilgili daha büyük öyle. adımlar bekliyorum. İnşallah belki de bence onlar da piyasanın düzelmesini bekliyordur. Daha iyi haberler gelir diye umuyorum bu ola. Bir de tabii Şubat ayında ne var? 20 Şubat'ta Blockchain Ekonomi <laughs> İstanbul Summit, Haliç evet. Kongre merkezinde bizim de medya partneri olduğumuz ki gerçekten bugün medya partneri olduğu için, olduğumuz için söylemiyorum. Gerçekten Şubat ayı içerisindeki <laughs> önemli gelişmelerden bir tanesi çünkü çok önemli isimler hı hı. orada olacak ve bu isimleri bir arada bulmak öyle kolay bir şey değil. Yani ilgilenen için insanlar böyle bunu Amerika'da yapıyor işte Singapur'da yapıyor orada yapıyor gidip oralara sırf giden adamlar var sırf bunun için. Ve şu an summitleri siz de takip edin. Yani var hı hı. şu an birçok summit var. Tabii canım. O summitleri takip edin. Bu bölgede böylesi yok yani yok öyle bir ya. gerçek var. Bu bölgede böylesi hakikaten yok. İşim olarak bakın yani varsa deyin ki şu var. Yok. Hı, hı. O yüzden ben o yüzden o da Oradaki ilgilisi. takipçilerimize de ayrıca bizi zaten oralarda olacağız. Gören selam versin diye de tekrar hatırlatalım. Zaten etkinlik öncesi yine hatırlatırız ama. Tabii tabii biz orada olacağız. Ee, orada tanışma, muhabbet hı -hı. etme, kahve içme, orada zaten aralar olacak biliyorsunuz. O aralarda hı -hı. kahve içeceğiz sizle, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Keyifli bir gün olacak. Hı -hı. Bizim için de önemli bir gün. Ee, ve şey de olacak yani ben sana söyleyeyim oradaki açıklamalar hı hı gündemde olacak dünyada katılıyorum. E şimdi yani çünkü mahşerin <gülüyor> <gülüyor> bütün atlıları şey, atlısı da değil. bütün atlıları orada Tim Draper orada, Tom Lee orada. Herkes orada. Zaten Tom Lee gene gündem oluyordu. Gene Bitcoin incelekti dedi bir şeylerde Aynen de karıştırdı ortalığı. Aynen onların bütün açıklaması gene muhtemelen orada da bazı açıklamalarda bulunacak. Bazı açıklamalarda derken gündemi değiştirecek bazı hı -hı. açıklamalarda bulunacaklar. E, o açıklamalar gene bütün dünyada kripto piyasasında hı hı gündem oturacak. Evet katılıyorum. Orada görüşmek üzere diyelim. Aynen öyle etkinlikte görüşmek üzere. O zaman ben toparlayayım son bir iki alt haberimiz daha var. Ondan sonra şekil yapacağız ve yorumları okuyacağız. Uzun, ama şu son hani uzun zamandır bizde haber beklenen kripto para haberleri var ya. Ben mümkün olduğunca hani alt koyunlarla ilgili önemli bir şey gördüyse atıyorum ki. Çünkü bazı hani küçük paradan kastım küçük paraların diyeceğim. Market cap'teki böyle ilk onda olmayan paraların altındaki. Hani bu takipçileri çok fazla var. Haber bekliyor bizden. Onlarda bu kadar yoğun haber akışı olmuyor atıyorum. Ethereum'daki gibi yoğun haber akışı olmuyor ama işte oldukça burada vermeye çalışıyoruz. Tabii. Mesela elektronyum. Biz incelemesinde yaptık zaten. Ya bizim incelemesini yapmadığımız kaldı mı? Altı zaten. Değil hepsini mi? Gerçi yani. hepsini yaptık. Şaka tabii kaldı. <laughs> ya bak şimdi beni trollüyor. <benim Durman trolyom. gülüyor> <Durman gülüyor> Allah Allah. Durma seni düşünüyorum böyle. yap. <laughs> Yok şaka ya, yani üniversitede de çoğunu yaptık da yapmadıklarımız var. Hı hı. E, artık e, gerilerden hı hı. devam ediyoruz. Hı hı. <laughs> ya yorgunluk da var. kusura bakmayın. E, 3 saatlik uykuyla duruyorum. 3 gündür toplasan her 3 3 saat 4 saat falan uyuduk değil mi? Şu evet. an 72 saatte bizim uyuduğumuz toplasan 10 saati geçmez yani. Toplam. Neyse. Evet, evet, Senin neşenlerde bu uykusuzluk. Evet. yok <laughs> bildiğiniz gibi iOS ama Android üzerinden Uygulaması <gülüyor> çalışıyordu <gülüyor> ve ne zaman iOS'a geleceği bekleniyordu ve o artık beta testlerine başladı. Direkt <laughs> iPhone'unuzdan işte iPad'inizden vesaire cloud mining yapabileceksiniz elektronik Hatta hani bu test yapıyor, çıktı çıkar falan şeklinde değil. Bir de kampanya yaptılar. Bildiğiniz gibi Blockfolio çok önemli bir uygulama. Mesela Blockfolio kullanıcılarından 2000 tanesine işte çekiliş yaptılar. Beta sürümünü deneme hakkı verdiler. Apple'dan da onayı almışlar çünkü Apple bu mining türü şeylere Apple'ın belli bir duruşu var. Ya, şimdi şu var zaten elektronyumun yani mobilden yapılan mining'i öyle sizin Tabii, anlamda mining bir var. mining değil yani. <laughs> o gerçekten siz orada şey yapmıyorsunuz. Ya ona rağmen hani Apple sistemiz, mesela, ters çıkabilirdi şey. yani buna hani gene de. Sonuçta kripto paralar, mining falan ya, işine ya, girdiğinde. Adı mining ya, orada mining zaten. Ama günün sonunda Apple'la onayı almışlar yani çıkacaklar. Ve onu bekleyen çok kişi vardı. iPhone olup da elektronyumla uğraşmak isteyen, uğraşan pek çok insan vardı. Onlar da bu, büyük ihtimalle Şubat ayı içinde artık metadan çıkıp indirebileceksiniz programı. Bunu da haberini verelim. Bir diğer altcoin haberimiz de aslında Ocak ayının prensi Holochain'den. Holochain gerçekten Ocak ayında iyi kazandırdı. Onunla ilgili hani blockchain'e alternatif bir yapı olduğunu incelememizde anlatmıştık zaten. Şimdi ona girmeyeyim. Detaylı incelemiş da var zaten. Tabii ki var. Ben de her şeyde öyle <laughs> bir kanalımız var. Şey gibi. <laughs> Abi, kanalda var var deyip kapatacağız bir gün <laughs> programı. Kusura ne zaten. Onu konuşmuştuk, bunu konuşmuştuk, şunu konuşmuştuk. Bir şey kalmadı zaten. Hadi kapatıyoruz diye. Holochain bu ay kapalı alfa testine çıkması bekleniyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Holochain'in bize hep söylediğimiz <laughs> şey fikir güzel. Tamam mükemmel de. Yani nerede yazılım? Davdaki elma, eldeki elma değil yani. İşte onun ilk adamı olan kapalı alfa bu Şubat ayında yapılacağını söylemişlerdi. Şimdi bekliyor, bekliyoruz da olarak. Herkes onu bekliyor. Tabi bu kapalı alfa adı üzerine kapalı yani. Belli bir yazılımcı hani sınırlı sayıda kişiye açık olacak. Yani kapalıysa sen neyi bekliyorsun? O insanlardan gelecek feedbackleri, yorumları bekliyoruz aslında. Trollüyorum seni. Onun arkasından işte bir açık alfa gelecek zaten belli bir en önemli buglarını kapattıktan sonra bir de açık alfa gelecek asıl orada da onun kuyruğu kopacak herkes bakacak zaten hakikaten söyledikleri gibi iyi bir proje ve yoksa hayal mi satıyorlar Holochain ortaya çıkacak. O yüzden Holochain'le ile ilgili çok iyi haberler de gelebilir. Yani vali diye olumsuz açıklamalar da gelebilir. Şubat ayı biraz Holochain'e dikkat etmek lazım. Çok da kazandırabilir. Terste de bırakabilir. Hani o evet, Şimdi Holochain tabii bir de sert bir fiyatlama yaptı. Tabii. Ee, sert bir Holochain fiyatlama yiyecek yaptı yiyecek... ama yıkılmadı. ya, Oralarda kaldı genel olarak. Evet evet yani çok büyük yani çıkışı tabii bir geri yaptı ama çıkışına göre çok büyük bir giriş Hı uh çekilme -huh. yapmadı. Biz Holoşen incelemesini yaparken 6 satışı mıydı? 9'du galiba. 9 mu 6 mıydı? O altı arada değilim. bir şeydi. 10 satışı değil. değildi yani. 10, 10 zaten değildi canım. 6 idi hatırlıyorum. 6 satışıydı. Biz incelemesini yaparken 6 diye hatırlıyorum ben. 6 olması lazım. E, tabii o günden bu yana e, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Tabii canım çok yatırımcısı tabii. bayağı güldürdü. E, ama tabii <laughs> bu projenin ilerleyişi o bamba bambaşka bir mevzu. Yani şu tabii. bu artık onu da görmeye başlıyoruz evet, yani bu ayda Projenin ilerleyişini yani. görmek lazım ben Horaşe'nin alakalı her zaman şunu söylüyorum yani görmek lazım bakmak lazım hani uh -huh. oradan gelecek haberleri takip etmek lazım şimdi söylüyorsun gerçekten kapalı yapı oradan gelecek feedback'lere bakmak lazım uh -huh. açık tabii ki en önemlisi orada uh -huh. e, insanların bir test etmesi lazım bakması lazım çünkü bugüne kadar hep küçük demo'lar üzerinde, uh -huh. küçük e, denemeler üzerinden bir şeyler konuşuluyor ama Holochain'in vaat ettiği şeyin gerçekten sistemin nasıl çalıştığını test edilmesi evet. lazım, görülmesi lazım. O önemli. Hı -hı. O önemli. Onlarca bir haber de şeyden vereyim. Bir siber güvenlik şirketi Hacken bir analiz yayınladı. İşte Crypto Exchange Rating diye bu kripto borsalarını puanladığı bir sistemi var. Hı -hı. Burada bir güvenlik listesi yayınladı. İşte kodların güvenliğine bakmışlar, server güvenliğine bakmışlar, daha önce yaşanan hack olaylarına bakmışlar vesaire. En güvenli borsalar listesi gibi bir şey yaptı. Onun ilk üçünü söyleyelim, bir numarada en güvenli borsaya Kraken seçtiler. Kraken borsası en güvenli borsa çıktı, onların analizine göre. İkinci sırada Coinbase var. Coinbase zaten dünyanın yani. en önemli borsalarından. Üçüncü sırada da bizim genel olarak burada hep bahsettiğimiz Binance çıktı. Binance ilk üçte olması zaten çok beklenen bir şeydi. Ama Kraken bence hani güvenlik olarak burada birinin çıkması biraz şaşırttı beni açıkçası. Abi beni de şaşırttı şimdi yani bilmiyorum o bak bakmak lazım neye göre. Ya da onlar yapılmış. teknik olarak baktığı için hadi. Teknik olarak neye göre bakmış, neye Hı -hı. göre şey yapmış. Yani şimdi mesela e, Binance neye göre 3? Yani bunun bir açıklaması lazım yani. En altlarında olan para şeylere baktım ben yani zayıf var işte bazı borsalar var. Şu geçen yıl hack olayını uğramış borsaların hepsi en dipte işte en önemli kıstas anladığım kadarıyla hiçbir hack güvenlik açığı yaşanmamış olması. Yani bilmiyorum hani biraz <laughs> şey geliyor o işler bana biraz manipülatif geliyor yani şimdi hani. Yani bu manipülatiften ziyade ha tabii bir anlam ifade ediyor mu derseniz ha oradaki param borsaya yatırdım güvenli midir e bir cevap vermeye çalışmışlar kendilerince işte bu ilk ondaki para şeydeyse güvenlidir gibi bir şey geliyor sağladığı yani şimdi bu şey yani bu şimdi piyasayı etkileyen bir haber. Yani sen kalkıyorsun işte şu borsa güvensizdir, hı hı. bu borsa güven. Bu borsa daha güvenlidir. Bu borsa da daha hı hı. az güvenlidir falan gibi bir sıralama yapıyorsun kafana göre. Şimdi orada bir koy bakalım Binance'ın yetkisi. Üç tane şey söyler o sıralamaya. Yani ya tabii ya. Söyler. Yani haklı olarak hı hı. söyler. Adam diyecek ki ben niye uşa koydum veya 5 sırada kim var bilmiyorum. 5 sıradaki derbeyi niye beşe koydun? Hani o hacklenenler tamam okey. Biz de eşek değiliz zaten hacklenen borsa. O <laughs> zaman sen de bana bir liste yaptı hı hı. hacklenenleri ben de sona koyurum yani. Çünkü <laughs> güvenlik açığı şeyi yapıyorsak hı hı. orası okey. Ama mesele o ilk taptakileri belirlerken Hı -hı. neye göre belirliyorsun? İşte teknik olarak bir şey söylüyorsun ama teknik Hı -hı. olarak ona karşı başka bir şey de gelebilir yani. Çünkü Hı -hı. teknik bir iş olduğu için. İşte bunlar hani çok bir şey konuşmak Siber güvenlik şirketi olduğu için bu hani biraz Al onu alın. En azından Kraken yatırımcısı onun hoşuna gitti. Kraken'da işlem yapanların hoşuna gitti. Ya işte bilmiyorum, öyle şeyler olduğu zaman benim aklıma daha başka şeyler de gelebiliyor yani acaba şimdi işte Kraken sponsorluğunda mı yaptırıldı? Bilmem ne bilmiyorum. Yani bir kafamda uyduruyorum şu an. Yani bir teknik bir şey olduğu için çok da Hı -hı. bir şey söyleyemiyorum üzerine ama sadece şunu söylüyorum, hani kripto para piyasasında bu sıralamalar hı hı. bana hep böyle bir şey Çin geliyor de listesi yani. var ya, Çin Çin listesi Eos, mesela, Çin mesela. Şey, EOS için mi o liste? Her şeyde <laughs> işte böyle bir allak bullak oluyor. Hı hı. Bir şey oluyor, biri üste çıkıyor, biri şey oluyor. Orada bir siyasi bir şey mi var, başka hı hı. bir şey mi var, onunla bağlantısın var, o bana çok şey gelmiyor yani. Hı hı. E ama tabii bir haberdir. Yani tabii. Kalkın, Adam bunu yayınlıyorsa o bir hı hı. haberdir elbette ki yani, o başka bir durum. O zaman yavaş yavaş çekilişimizi yapıp sizden gelen yorumlara geçelim. Hı hı çekilişimizi şöyle gerçekleştirelim. Bu arada Allah aşkına lütfen kazanan kişi hızlı bir şekilde bizimle iletişime geçsin. Sonra cevap verdiği zaman bizim maillerimize hızlı cevap versin. Süreçler çok uzuyor. Lütfen hızlı bir şekilde biz onun doğrulamasını da yaptırıyoruz. Bir kod göndertiyoruz kendisine yorumlarda. Onu hızlı bir şekilde yapalım. O süreç uzamasın. Şu an ekran kaydım açık mı? Bir daha kontrol edeyim. Evet şu an ekran kaydım açık. Çekilişi şu an yapıyorum. Belirliyorum, basıyorum. Ali Oray. Ethereum kazanan kişi. Ali Oray. Hayırlı olsun Dursun, tebrik olsun. ediyoruz. Bizimle iletişime geçsin. Şimdi yedekleri belirleyelim. İlk yedek Faruk Çınarlı. İkinci yedeği belirliyorum. Neo Fan. İkinci yedeğimiz de Neo Fan. Bizim de lütfen üçü de yani asıl da iki yedek iletişime geçsin ki asıl dönmezse direkt yedeklerle iletişimimiz olsun hızlı bir şekilde lütfen iletişime geçin dedikten sonra sizden Biraz gelen okuyalım. yorumlara geçelim. Merve Kuva yazmış. Hocalarım Venezuela'daki kriz hakkında ne düşünüyorsunuz? Kripto paraları nasıl etkiler demiş. Evet Vallahi Venezuela Venezuela'da Venezuela. kriz kripto paraları bazı kripto paraları, Dash gibi işte orada çok yoğun. Bayağı etkiledi orada. yani leşi. Olumlu anlamda etkiliyor ve etkilemeye devam ediyor. Çünkü orada hani paranın pul olduğu bir yer şu an Venezuela. Kendi ekonomik durumundan ötürü. insanlar bir şekilde ülkeye, Amerikan ambargosu olduğu için ülkeye para sokmak veya orada parası olan para kaçırabilmek için bu kripto para işlerine mecburen dahil oluyor. O yüzden genel anlamda olumlu olur. Ha Venezuela için gidişat olumlu olur mu dersen... Orası biraz tartışılır. Evet. Ben şöyle biraz problemli. Evet. Biraz ektiğini bitiyorlar bence aslında hani. Yani ya tabii o açıdan da bakılabilir. Yani evet Ben Öjel'in ekonomik olarak e, bayağı bir sıkıntıları var. Onunla alakalı Mahfi eğilmez evet. güzel bir yazı yazmıştır. E, şimdi o yazı bayağı bir kıymete bindi Evet. On hakikaten şu an gündem o. Evet. Hakikaten çok da net bir şekilde yazdı. Özetle yani tabii ki okuyun. Özel okuyun. Hmm. Ama Amerika ne kadar Amerikan etkisi falan öyle veya da böyle dense de aslında hani, do, petrol 100 dolarken 100 doların üzerindeyken bol bol saçılan paralar işte verilen İHA yapılan yolsuzluklar, yüzlerce projeye başlıyorlar, bitirmiyor, herkes parayı alan çıkıyor, gidiyor vesaire. Farklı sosyal yatırımlar vesaireler hiçbir amacına ulaşamıyor. Derken işte petrolün durumu ortada, petrol deli gibi düştü. Onunla beraber ekonomiye tabii ki çok büyük bir darbe vuruldu. Ondan beri de toplanamıyor. Ya ben şeye tam katılmıyorum. Yani oradaki Amerika'nın müdahalesinden bağımsız durumlar değil bunlar. Yani Amerika bir kere Güney Amerika'daki <laughs> ülkelerinde yani eski durumu biliyoruz yani sabah erken kalkanın darbe yaptığı Hı -hı. bir durum vardı. Şu an Venezuela'da yani işte ordu orduya herkes sesleniyor bir yandan Hı -hı. gel diyorlar yönetime el koy falan. Hala o Venezuela'da o durumlar Hı -hı. şu an var işte. Geçen gene bir darbe girişimi oldu Bugün falan. Trump şey falan. yaptı. Venezuela'nın başkanı işte muhalefetin lideriyle Onunla konuştu. Onunla görüştü, telefonla konuştu. O görüşmelerin devam edeceği söylendi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, Güney Amerika'da hep şey söylenirdi. Ee, işte orada Güney Amerika'da bakacaksın Amerika kimi destekliyorsa karşısındaki ülkenin... Ama işte bazıları tam olarak böyle vardı. düşündüğü için Maduro'cu oldular ama ben o noktada katılmıyorum. Ben Maduro'nun ne gerçek solculuğuna katılırım ne anti-Amerikancılığına katılırım o noktada. Çünkü hani şöyle bir örnek vereyim. Sen de böyle çok Venezuela hakkında net konuşuyorsun. Askeri olduk sen yalandan, yalan mı gittin askere? Venezuela'ya falan mı gittin? Ne yaptın Venezuela ya yani? operasyona çıktık. <laughs> ya Amerikanlı ben o kadar ka sert değilim yani Maduro'ya karşı işin açıkçası. Ya, siyasi olarak karışıyor. Doğru. Siyasi olarak her, her, çok şey karışıyor. Yani. Ama ya Ama baktım Güney vakit. Güney Amerika ülkelerinde... Güney Amerika ülkelerinin çoğunda karışıyor Amerika. Biliyoruz. Şurada Irak var. Irak'a da bir şekilde karışıyor. Arap Baharı'nda bütün o Kuzey Afrika ülkelerinde de hepsine bir şekilde karışıyor. Ama sen hangisinde gördün böyle? Ha, insanların sokakta açlıktan kırıldığını, kilolarca para parayı tamam, kiloyla o oraya, tarttığını. O ciddi tamamen bir, ülkenin yönetilememesiyle ciddi ilgili bir ciddi sorun. Bir, ciddi bir durum var. Yani yönetimsel bir sıkıntı olduğu bir Hı -hı. gerçek. Orada bir problem yok. Okeyim ama. E, yani benim Maduro'ya hani şey değil. Bakış açım. Tamam tabii ki bir ekonomik sıkıntı var. Tabii ki bunun sebepleri var. Bu bunun sebepleri Hı -hı. sadece böyle Amerika'ya yı yıkılamaz. Öyle bir durum değil Hı -hı. tabii ki ya. Yani onu söylemiyorum. Bunu yapan Amerika'dır falan öyle saçma bir şey söylemiyorum. Tabii ki burada Hı -hı. yönetimsel bir inisiyatif var ve onun bedeli olmalı. Hı -hı. Ama burada kararı Venezuela'nın kendi halkı vermelidir. Şu an yani seçime gidilmesi gerekiyor evet, gibi bir şey var yani ve Maduro da tabii gitmiyor. Sonra seçime gidilmesi lazım. Şimdi tabii bir de şöyle bir durum var. Yani Maduro buraya darbeyle gelmedi. O süreci de biraz yani şok bizim konumuz değil gerçi şey ama konuşalım yani 99'da biliyorsun Hugo Chavez hı hı. geliyor Venezuela'nın başına. Oradan sonra 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam Hugo Chavez, Hugo Chavez vefat etmeden evvel Maduro'yu kendi yerine aday gösteriyor ve Maduro ilk seçimlerde kazanarak geliyor. Sonra 2016'da seçim yapılıyor tekrar orada %70 civarı bir oyla geliyor. Evet orada biraz katılımda işte orada da, yani tabii katılım az olduğu için ama günün sonunda hani muhalefetin beklentisi kardeşim madem bu kadar oynuyorsun bağımsız denetçiler açık bir erken seçime gidelim o zaman. Yani oradaki denetçi de kim olacak yani kalkma Amerika'da <laughs> denetçi olacak o da ayrı. Ya yok tabii Birleşmiş Milletler vesaire olur onu denetim. Kim olur? Bir blockchain bir şey? tabanında bir seçim yapsınlar bence. Ya madem o kadar kendine <laughs> geliyorsa blockchain tabanıyla yapsın blockchain seçimi. Blockchain tabanında bir seçim yapsınlar. Maduro madem bu kadar blockchain falan diyor. Yani Hı -hı. ben orada şey durumundayım yani orada e Tamam Venezuela'da sıkıntı olabilir ama Venezuela'nın kaderini her zaman olduğu gibi Güney Amerika ülkelerinde son hı hı. şeylerde olduğu gibi gerçi son dönemlerde o kadar müdahale edemiyor ama Amerika çizmemeli, diğer devletler de çizmemeli. Tabi burada ülkeler de bir kamplaştı yani işte Rusya, hı hı. İran ve Türkiye ve Çin Maduro'yu destekliyor hı hı. çok açık ve net bir şekilde. Biz de destekliyoruz şu an Maduro'yu. Evet. İşte diğer blokta Amerika falan da. Fransa Almanya Avrupa bloklaşma ülkeleri bloklaşma içine girdi evet, aslında biraz. Fransa, Almanya, Amerika falan filan, Avrupa ülkeleri şu an hı hı. E, muhalifleri destekliyor. Ben orada dediğim gibi e, yani Maduro'ya şey veriyorum <laughs> de, hak veriyorum demeyeyim ama ya yani evet seçim yapılmalı orada. Şu an bir yönetilemeyen bir kriz hı hı. var ama o muhalifler de şak diye öyle başa geçmemeli yani. Öyle hı hı. Olacaksa da öyle olmamalı yani. Orada bir seçim yapılmalı. Şu an bir, bir çözümsüzlük hakim olduğu için en sonunda hakikaten bir Amerika müdahalesine doğru gidecek bir yoldalar gibi. Yani. Bir, bir, bir herkes bunu görüyor. Dünyadaki diğer devletler ne ama kadar öyle karşı artık çıksa işte da Eski kişi gibi olmuyor işler Ya tabii kalk sabahın darbe bacaklarını düşünmüyorum. Ya yapmazlar her gün Güney Amerika'da erken kalkan darbe yapıyordu yani ama artık Hı -hı. öyle kolay olmuyor. Çünkü şeyde ordudan da açıklama geldi. Gün değil, evetçi gün geldi. Ordunun açıklama. Maduro'yu destekliyoruz dediler ya yani. Hı -hı. Hani ordunun da o duruşu önemli. Çünkü orduda eskiden Zaten darbe Artık darbeden ziyade hakikaten böyle bir demokratik bir yolla bir çözüme ulaşmalı orası. Öyle olması lazım artık yani 21. yüzyıldayız. Artık hı hı. demokrasiyle bir şekilde o işin çözülmesi lazım. Neyse biz lazım. kendi konumuza dönelim. Başka Neyse biz dönelim yorumlardan devam edelim. Recep S.G. yazmış. Atilla Hoca'dan kripto dünyası hakkındaki görüşlerini duymak çok ilginç olacak. Böyle bir buluşma ayarladığınız için takdir ve teşekkür ediyorum. Bitcoin'in fiyatının gelecekte gelebileceği yerler hakkında görüşlerini ve nedenlerini kesin sormalısınız. Teşekkürler. Konuşacağız. <laughs> e, Atilla Hoca Hı -hı. ile programı birkaç gün içerisinde yapacağız. Hı -hı. Ondan sonra birkaç gün içerisinde yayınlanmış olur. E, bu tarz sorular da soracağız. Tabii onun da bize Efendim. soracakları var. Biz de onları Hı -hı. cevaplayacağız. Karşılıklı çok güzel, çok keyifli bir yayın olacak. Hı -hı. E, Atilla Hoca'yı ben zaten çok seviyorum. Yayınlarını da takip ediyoruz. Beraber onunla yayın yapmak bizim için çok keyifli olacak. Hı -hı. Umarım e, kendisi için de keyifli olur. Mark Stark yazmış. Genel kurmayda eniştem var. Eniştemden aldığım istihbarata göre altı helikopterden helikoptere atlarken havada şarjör değiştirmeyi unutmuş. Tekrar atlayıp değiştirmiş sonra. Doğru söylüyorlar. Ben burada Afrin'e atlarken bir baktım havada yok şarjör yok. <laughs> Atladım geri. <laughs> Atla seni. İyi yapmıştın. <laughs> yani bizim gerçi şeydi. Jandarma ulaştırmaydı. Ben o yüzden çok helikopterle gerçek işim olmadı. Ulaştırdın mı? Akrep bindik işte. Neydi? Ejder Yalçın'a bindik falan. Bizim güzel araçlarımız var jandarmada. Akrep bindin. İyi. Peki. Aynen. <laughs> Orhan 43 yazmış. Hoş geldin Altun. Sıra evlenmeye geldi demiş. Dur önce sünnet var. Haftaya Altun <laughs> sünnet var. <laughs> <laughs> Evlenmeden hemen askerliği yaptırdık. Biraz ters gidiyor Altun. O yüzden Altun <laughs> sünnet edeceğiz. Ondan sonra sıra evlenmeye gelecek. Evet. Ya yani neyse senin boş esmelerini kenara bakalım. Teşekkürler. Kısmetse inşallah çok yakında. Peki. <laughs> Faruk Şınar'la yani geldim. Şeyde asker tişörtüyle çıkardık. <laughs> Haftaya da şöyle maşallah da <gülüyor> <gülüyor> Faruk Çınarlı yazmış. Çekim Faruk Çınarlı demin çekilişte çıkmadı mı? Yok. Yani çıkmadı. ben mi yanlış hatırlıyorum. Olabilir. Faruk Çınarlı yazmış. Çekim hatalarını izleyince aklıma montaj ekibi geldi. Allah onlara kolaylık versin. Biz keyifle 30 dakikalık bir video izlerken geri plandaki çalışanları unutuyoruz. Övgüler altı ve oytuna gidiyor. Yazık bu geri planda çalışanlar? Bugünkü övgüler montaj ekibine gelsin. Montaj ekibi çok çalışıyor. Montaj ekibinin hakkı ödenmez. Arkadaşlar montaj ekibi biziz. Montaj <laughs> ekibi yok. <laughs> yani biz kendi montajımızı kendimiz yapıyoruz. Okay. E, o yüzden e, montaj ekibine gelen övgüler de aynı zamanda bize gelmiş oluyor. <laughs> o yüzden çok teşekkürler sağ olun. E, öyle montaj ekibimiz yok yani. <laughs> Ama tabii kendimiz bu işi profesyonel anlamda yaptığımız için e, aynı profesyonelliği <laughs> ve hatta daha da özenerek e, kendi işimize de veriyoruz. <laughs> e, o anlamda. Övgüyü üzerimize alın <laughs> haklı olarak. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Peki arkadaşlar bundan sonra zaten programlar tam gaz devam <laughs> edecek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza da sohbete bekliyoruz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.